Herkese merhabalar, bakalım hoş geldiniz arkadaşlar. Gönderdiğiniz hediyeleri aldım Vegas Kangas trenine. Bugün devam edeceğiz tabii ki de kaldığımız yerden. İki hediye geldi bana. İki kişiden. Şimdi isimlerini tam olarak söylemeyeyim. Yanlış söylersem bir arkadaşımızın ismini hatırlıyorum ama diğerini hatırlamadığım için şu an o yüzden ikisini de söylemeyeyim. Ayıp olmasın. Bir dahaki girişte zaten söyleyeceğim. Şimdi Google Plus adresiyle girmedim. Kaydı başladıktan sonra aklıma geldi ama Vera'ya hemen girelim. Görevine bakalım. Teslimat görevi yazıyor. Şimdi arkadaşlar bayağı güzel kanalımız ama harbiden bak daha önce de aynı şekilde böyle yani mobil kanal olmamızın belki de bir faydası bu. Yani genelde YouTuberlarla beraber oyun oynar ama bizde öyle değil, tam tersi abonelerle sizlerle beraber oyun oynamak gayet bana güzel geliyor. Sizi de aynı şekilde burada yani sizin de emeğiniz geçmiş olacak. Yani helikopter göndermiş ya biri. Harbiden şey yapmayın yani, o kadar fazla şey yapmayın çünkü ben oyunu bilmiyorum da. Oyunu bilmemem demek yani bu da bazı kişileri şey yapmış galiba yani açıkçası bok gibi oynuyorsun, mok gibi oynuyorsun gibi laflar gelmiş ama ben başta söylemiştim bilmediğim oyun hakkında sonradan şey yapmam yani. Hani biliyormuş numarası yapmam, bilmiyorsam bilmiyorum ve gerçekten bu oyunu hiç oynamamıştım. O yüzden sizle beraber bakacağım, siz bana gerçekten çok yorum atmışsınız, teşekkür ederim. Güzel mesajlar ve bana yardımcı olacak şeyler yazmışsınız. Şimdi hemen zulalala zulalala bonzai zula yerine gidiyoruz. Kasa diyordu ama. Değil mi? Kasa bırakıyormuş ve bu Vera bize sadece parayla işi çözebileceğimizi söylüyor. Hani o bizim kaçtığımız adam var ya, değil mi? O. Yani siz benden daha iyi biliyorsunuz ama bazı arkadaşlar galiba onlar da hiç oynamamış benim gibi. Hiç indirmeyenler var. Şimdi bu tabii normalde 2013'ün oyunu muydu bilmiyorum ama ya bayağı oldu ama harbiden yani bir mobil oyuna göre PC oyununa yaklaşacak bir oyun yani sonuçta. Açıkça söylemek gerekirse ben çok beğendim. Hatta 20 dakikalık bir oyun oynadık ama harbiden beğendim yani çünkü çok etkileşimli bir oyun diğer kişilerle. Şimdi evet burada ne diyor lan? Ateş etmek yok. Evet silah kullanmayacağız demek ki. Ne yapacağız? Yumruk yumruğa bir savaş. Evet Allah'tan arttırmıştık geçen sefer onu diyeceğim. Bu başka hesap ya. Neyse bir dahaki sefer arkadaşlar sizin gönderdiğiniz hesabı yani karton adam hesabıyla giriş yapacağım. Şimdi bunları döveceğim. Vur. Çok ağır ya bunun eli. Döndüremiyorum ben bunu. Oğlum bu tarafa bak, gerizekalı. Vur şuna, Jason. Jason geçir. Jason vurdu. Jason indirdi. Bitti mi bu? Herkesi döv. Oğlum iki kişi var zaten lan. Ne herkesinden bahsediyordun? Anlamadım ki. Anasını nikama ya. Hemen arkadan fedaileri geliyor lan. Gel gel. Üçlü sıkıştırma var ama harbiden teker teker geliyorlar yani. Ayıp etmiyorlar bak. Güzel, sevdim sizi. Teker teker dayak yiyorlar. Ortalık baş kimlerin üstü kan oldu ya. Adamlar bir de öldükten sonra kayboluyor beyler. Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Neyse. Kasayı aldık. Arıyor herhalde şu an. Evet paket bende. Ne yapıyoruz şu an? Bir fikriniz var mı? Ha paket. Ne yapıyoruz paketle? Açıyoruz mu? Ne patlaması ya? Yep, found it. Patlama diyor ama o anahtar bulmamız gerekiyor galiba onun için açmak için. Öyle miymiş? Bu arabayı mı kazandırdı bize? Ne bu? Rino Mino bir şeyler yazıyor ama onun reklam gibi bir şey. Evet acaba diyor ki ayakkabılara dikkat izin çekti mi? Evet bana yardım mı ediyorsun yoksa beni gerçekten kandırabiliyor musun? Yok kandırıyor musun yoksa ne diyor lan? Yani yardım edebileceğini düşünüyor musun diyor. O da ben edemezsem kimse edemez diyor. Anneannemiz Vera. Vera Mera işi neyse sıcak teklif bu herhalde şey değil mi? Ücretli içerikler. Ben bastım ama bir şey gelmedi. Her neyse. Anca mı geliyor ya? Yok.
Ha, burada seviye basıyorduk. Tamam, şuna bir arttıralım beyler. Aslında bunu pek fazla arttırmasak da olur ama. Bu enerji, yani BP mi deniyor? Ne deniyorsa artık ona. Ha, şu BP. Genelde hani bütün görevlerde kazanılıyor mu, yoksa belli bir miktarda oyun sonuna kadar belli bir miktarda mı veriyor? Yani bazıları eksik kalmasın sonra. Onu arttırmamız için de onu öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi ben görevleri de sizle beraber yapacağım için öğrenmeden geçiyorum. Bu E'ye girelim. İyiyim, değil mi bu? Evet. Görevleri de beraber sizle geçtiğim için öğrenme şansım olmuyor. O yüzden zaten sizden yardım istedim. Yani her şey benim için sürpriz oluyor. Direkt göreve atlıyorum çünkü. Biraz gezinsem iyi olacak. Bu arada o sizin dediğiniz şeyi araştırdım. Hani araba satma olayı var ya. Sanırım o da bir görev yaparak oluyormuş, değil mi? O görevini ne zaman? Araba satıcı satma görevi olması lazım mutlaka ki bizi öğretmesi için. Herhalde bugün gelir miyiz bilmiyorum ki. Var mı? Kaçıncı görev? Ona neyse bakarız artık. Çıkabilir belki de. İmen'in arkadaşıyla buluş. İmen'in arkadaşı kimmiş lan? Git diyor burada. Niye duruyorsun ki hala diyor. Arkadaş biz ölümden korksaydık. Neyse devamını getiremedim. Orayı başka bir yerden tamamlayın. Çık 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 çık. Çık. Çıkaracağım onu. Çıkaracağım onu. Allah kahretsin. Evet beyler sıçtı. Bu ne ya? Yani tekerleklere şey gitmiyor ki. Aha araçlar inme diyor. İtebilir miyim ki ben bunu? İtmeye çalışalım bir dakika. Lan! Üstüne çıkıyor. Oha düşmüyor lan. Nasıl ağırlıktan da şey olmuyor bu? Olmuyor. Evet bir daha baştan baş. Lanet olsun. Araba öyle kaldı ya. Şaka gibi ya. Allah'ım yarabbim ya. Gerçi ileri fazla bir yere gitmemiştik. İleri gitmemiştik de dur bakalım şurada. Yine aynı yerden geçeceğim. Geçmeyeceğim değil. O yönü takip etmek istemiyorum. Ha bir de normal görevlere gitmek için de direkt basarak gidiliyor. Onu biliyorum. Onu biliyorum da yani. Ama böyle gitmek bana daha eğlenceli geliyor arkadaşlar. Ha bildiğimiz bir şey var yani. Buradan yine aynı şeyle karşılaşmak istemiyorum. La, hayır. Güzel. O, bu oldu bu. Bu oldu. Yani. Ben buradan çıkamazsam adam değilim kardeşim. Evet ama buradan çıkamayacağız belli oldu. Hayır sıçarım. Yapacağınız işe bak ya. Arkadaş şuraya bir yol açın ya. Çıkamayız değil mi? Biz burada çıkma şansımız yok. Neyse geri dönelim beyler. Böyle olmayacak. Ne oluyor lan? Topla orada bir şey varmış. Bak bak. Aa bak buraya gelmemiz işe yaradı. En azından bir bok yaptık ya. Yani. Şimdi. Ama harbiden araba çıkmıyor kardeşim. Benim suçum yok ki ya. İki şekerli mi? Dört şekerli mi? Ne şekerliyse bilmiyorum ama gitmiyor. Neyse düzelttik. Şimdi. Bir hava atayım dedim de olmadı o da. Onu da elimize yüzümüze bulaştırdık. Evet geldik tamam. Yok lan ne gelmesi? Oha ya. Neresi lan bu? Bir de bu şehri ezberleyinceye kadar biraz zaman geçecek belli ki ama buraları... Aslında büyük bir şehir değil. Sonradan map açılıyor mu bilmiyorum da. Büyük bir şehir değil değil mi? Hani Vegas diyoruz da abartmışlar abi ya. Aa bak orada şey var onu alamadım ya. Neyse. Yarışçı kız. Nasılsın tatlım? Yarışçı kıza bak. Sen nerede yarışıyorsun? Alman mı lan bu? Sarı, kırmızı falan, siyah. Ne oluyor? Kardeş burada hep kızlar var yalnız. Niye erkek yok? Geçen gördüm birini. Memleketimde gördüm onu tabi. Türkiye'de yani. Adam arabasının arkasına YouTube adresini yazmış. Tam apaçılar ya. Şey yani. Seviyorlar ya böyle drift mirift olayları. Onlardan bahsediyorum. Evet yarış başladı ama
Bu arada bu elimdeki silah nereden geldi? Hangi görev verdi lan bunu bize? O kasadan mı çıktı? Şimdi gençler bizi bence uyutuyorlar. Hani burada ilk yarışı bize veriyorlar. İkinci yarışlarda ağzımıza yüzümüze bence edecekler çünkü burada bayağı bir fark attık biz. Kimse de gelmiyor lan. Nasıl iş lan bu? Bir şey duydum ben. Böyle bizim ülkemizde falan horoz dövüşleri falan oluyormuş. Yasak da böyle şeylerle. Ne bağırıyorsun lan? Manyak mısın? Kafayı yemiş ya. Horoz dövüşleri falan oluyormuş. Her neyse anlatayım. İlk giriş 50 liraymış. 50 lirayı da orası karşılıyor. Bak ilk giriş 50 lira ama 50 lirayı da oraya karşılıyor. Nasıl iş lan bu? O zaman ilk giriş 50 lira değil mi? Yani anlayacağınız buradaki olay da ona benziyor. Hani yarış falan diyoruz da biz kimseyle yarışmıyorum ben şu an. Tek başıma ana yolda gidiyorum. Gelen de yok arkadan. Hayır, hayır yapma, yapma işte. Evet, hala gelen yok. O kadar takılmama rağmen gelen yok. Eblek ne lan? Vay be. Artık yavaş yavaş Türkçe'yi unutmaya başlamış. Dön dön dön. Hayır. Lan ne çıkması 2 dakika tekerleğimizdeydi hemen yoldan çıktın diyorum be. Ayıp ya. Ya 2 turmuş lan. Tamam 1 dakika hatta 2 dakika mı kaç bitmedi mi? Evet 1 dakika 58 saniyede bitirdim. Arkadan gelen yoktu tabi. Ne oldu güzelim? He? Dönemeçleri becerebiliyorsun demek. Yoluma çıkan her şeyi beceririm diyor. Ayıp lan. Ne diyorsun oğlum? Servis yapma. Evet, paraya ihtiyacın olursa yarışlara katılabiliyormuşuz. O öyle bir görev vardı ama kilit açıyorduk herhalde, değil mi? Çünkü yol üstlerinde hep böyle yarış gibi şeyler vardı, araba işaretli falan. Şuradakini alalım. 12, o BP mi? BP mi? BP'nin anlamı ne? Herhalde petrol firması değildir. Şimdi bir araba alacağım da dur bak. Şurada etrafta güzel bir araba bulabilsem. Vallahi en güzeli bu. Burası biraz fakir bir yer galiba ya. Şu arabayı daha önce almıştık, onu biliyoruz. Var mı böyle oyunun belli bölgelerinde fakir zengin olayı? Bak bak bak. Böyle motoru öttürürüm. Arkasından şovumu da yaparım aga. Mesela hiç dikkat ettiniz mi eski oyunlarda bunun hani kopyası demeyeceğim asıl gerçeğinde hani zengin fakir bölgelere gittiğiniz zaman adam öldürüyorsunuz mesela üstünden çıkan paraları hiç dikkat ettiniz mi? İşte ben onlara çok dikkat ederdim. Arkadaş şu araba kontrolü nasıl bir kontroldür ya? Direkt şak diye dönüyor araba ya. Hayır, bunu kontrollerden değiştirsek de bir şey fark edeceğini zannetmiyorum. Gerçi ben onu biraz dokundum, elledim zaten, değiştirdim de. Ha, o diğerindeydi. Ama yine de yani böyle şak diye dönmemesi lazım ya. Ya direkt K'ye basıp gitmek var ama hiç yapmayacağım arkadaşlar. Ben kendim gideceğim. Böyle daha eğlenceli. Hani bir yandan oynuyorum, bir yandan da aynı şekilde oyun çekiyoruz işte, anlayacağınız. Yoksa görevleri sadece bitirmek için oynasam o zaman zaten oyunu bilmiş olur. Hiç gerek yok. Geldik zaten. Geldik de. Arabalarda bir şey olmaması ilginç. Karen. Karen. Anlaşma yok. Evet. İş alışverişi bilmem nesi, anlaşma yok. Ne anlaşması ya? Araba yalnız yakıyor beyler. Bizim arabaya göre tabii. We're going to Dunnerlin. 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 An arms deal. Just need to grab a little something something to help protect what little Vera Ya ne has silah left. Kardeşim ya. Elin hamuruyla sen niye karışıyorsun? Git evinde yat ya. Araban da var bak. Silah satıcısına git. Lan ne silah ya? İşim gücüm yok, bir de silah mı alacağız?
Bizde bir tane var, işe yarıyor mu? Yanlış olmasın bak, silah satıcısı silah satıcısı diyor. Ben dümdüz gidiyorum ama oraya mı götürüyor ki? Arabaya bir şey olmuyor beyler. Ya da oldu, ben fark etmiyorum. Onun yanları zaten kırmızıydı, turuncuydu değil mi? Sorun yok. Eğer öyleyse ya, yok tamam. Ya bu biraz saçma olmuş ya. Arabanın yanması lazım. Buradan çıkılıyor mu lan? Arasını yıka. Deveye sormuşlar. Ben bunu kaç kez söyledim lan? Bu artık bu saçma espri yapmak istemiyorum ama insanı yaptıracaklar ya vallahi ya. Senin ağzına yüzüne ederim demiş deve ya da neyse, şimdi deveden başta şey yapmayalım ya. Geldik, silah satıcısı binmiş. Louis! Elim kolum, ne oluyor lan? Şaka mısın lan, ne kaçıyorsun? Vermiyorlar bizi, bize yani. Demek ki bunlara da haber gelmiş. Vay şerefsizler vay. Oğlum bütün şehir bize karşı lan. Çarşı, marşı, her şeye karşı arkadaş. Bize karşı. Şimdi. Anasını yıka. Oğlum bunlar çakıyor lan. Canım falan gitmiyor yalnız benim. Ya da gidiyor, ben fark ettim. Geberttim. Bu silah nereden geldi elimize, onu da anlamadım. Demek ki biz silah satıcısına falan gitmedik. Bu silah vardı bende. Ya ama yani yuh yani ya. Adamlar orklar gibi çoğalıyor arkadaş. Ben ne yapabilirim ya? Her yerden çıkıyorlar lan. Ama ayıptır ya. Bu yerdekileri toplayalım mı? Şunu bir öldüreyim. Emesin, ben onu alacaktım ya. Gidiyor mu acaba? Ya da kalıyor mu? Gitti gibi geldi bana ama. O yerdekileri toplasak iyi olacaktı. Bir de görev sonrası canımızı arttırılan bir şey olsa güzel olacak. Bu yandaki eleman bizim eleman herhalde. Onları atıyor. Bak şimdi ben atıyorum ama hiçbir şey olmuyor beyler. Dümdüz atıyor. Üstüne mi dokunuyorduk? Hah şöyle. Kaçıyor henüz. Şimdi. Geber. Şerefsizler. Yalnız bu olay şey gibi, hani böyle GTA 3'te bir görev vardı ilk. İlk görevler değil de. Neydi lan o? Atlantik mi, Atlantik olayı vardı ya. Limuzinle gidiyorduk hatta, o mafyanın kızı vardı. O götürüyordu bizi. İşte spank falan almaya gidiyorduk. Uyuşturucu falan almaya gidiyorduk. O da satmıyordu bize. Sonra kaçıyordu. Arabayla falan eziyorduk onu. O göreve benziyor. Ama kendisi yok ortalarda. Burada bu şerefsiz kaçtı, adamlarını gönderdi. Tamam öğrendim. Üstüne basacağız, ondan sonra vurunca oluyor mu? O ilk görevdeki gibi yani. Aynı, hiçbir şey değişiklik yok da. Adamın kafasının çıkmasını bekliyoruz yani. Geberttim. Hala geliyorlar ya. Hala geliyorlar ya. Tamam işini bitirdim beyler. Kardeşim bana diyorsun yani sürdükler diye. Evet dediğim gibi. Frank mı? Frank mi? Frank Einstein mı? Frank elması mıdır? Neyse şimdi. Söylettirecek bana burada. Arkadaş bütün şehir ona çalışıyor ya. Yaptığın iyiliği denize at. Bana söyleme şerefsiz karı. Yalnız kadını beğendim. Seviye yükseldik bu arada. Nasıl yükseliyorsak artık. 17 BP. Bilmem ne. Ambulans var. Arabayı üstüne çıktım. Çarpma falan yok mu? Yalnız gençler şunu bir dakika. Biz nerede savaşmıştık? Ne yapıyorsun lan? Eline mi tükürüyorsun? Ne yapıyorsun? Bizim silahlar gitti mi gitmedi mi? Onu kontrol edeceğim. Bu evlere giriliyor mu? Ev satın alınabiliyor mu? Plan var mı? İlk önce şu şeye basalım da canımızı sağlığımızı arttıralım. Arkadaş sana kaç kez puan vereceğim ben ya. Yalnız gençler oyunu beğendim. Ben öyle kolay kolay oyun beğenmem. Yani bir mobil oyun için gerçekten müthiş oyun. Geç kalmışım ben bu oyunu oynamakta.
Yani ilk başta söylemiştim. Cam ve depara bastım ama. Hani geç kaldım. Geç kaldığım için de hiç oynamak istemedim ama gerçekten öyleymiş. Yani keşke oynasaydım diyorum şimdi. Çöpçü möpçü var. Yerden gelen şeyleri, paraları, pulları daha fazla arttırıyormuş bak. Demek ki bunda öyle zengin fakir olayı yok. Onu da anlamış olduk bak. Soruma hemen kapak gibi cevap verdi. Şimdi oğlum biz nerede savaştık lan? Şu arkasıydı galiba. Dön be. Hah, burası. Tamam, şunu da alalım. Kadın bana bakıyor. Bunda fahişe falan var mı lan? Merak ettim bak şimdi. Yalnız bu silahlar gidiyormuş gençler. Herhalde değil mi? Ben onu bilmiyordum. Bak, onu da öğrenmiş olduk. Maalesef silahlar gitti. Yerdeki paralar da gitti. Her şey gitti. Biz niye savaştık şimdi mal gibi? Ha, burası ya. Var mı? Vallahi yok. Her şey gitmiş. Ya. Üzüldüm ya. Vallahi üzüldüm. Şimdi oha oha. Anasını nikah. Hey. Aldım, plakanı aldım. Plakanı aldım. Plakanı aldım. Seni bulacağım oğlum. Seni bulacağım. Hiç merak etme. Seni bulacağım. Polis var ya. Bir araba çalacaktım. Polis çıktı. Ah. Polisin arabasını çalmaya çalışacak. Olmadı o da. Motoru alalım bari. Şu adam gitmiş midir acaba? Bu arada portakal mı bilmem ne suyu mudur? 27,99 dolar diyor. Şaka mısınız oğlum? 28 dolara portakal suyu mu satıyorsun? Gitti mi lan bu şerefsiz? Bu arada motor da bok gibi dönüyor. Hatta hiç dönmüyor bile. Gerçi bu motor bisikletin özelliği o da. O adam gitmiş bile. Kayıplara karıştı ama onu bulacağım. O yeşil arabalıyı unutmayın bak. O yeşil arabalıyı bulursak onun cezasını keseceğim. Hiç meraklanmayız. Şöyle biraz gezinelim de bari şehirde ne olup ne bitiyor. Bilmem. Of. 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 Bakmadı bile. Bakmadı. Sen ne yapıyorsun ya burada? Ağaçların orada. Manyak mısın oğlum sen? Git evine yat lan. Akşam olmuş hala burada geziyorsun. Hayır. Motordan düşme yok mu? Anasını yıka. Evet. Şaka mısın oğlum? Çıkamıyor. Sıkıştı beyler bu. Geri 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 geri. Çıkmıyor. Çıkmıyor, çık çık. Olmaz bu. Neyse, önemli değil. Kadın kaçıyor lan, manyak mı oğlum bunlar? Oğlum burada bir şey var ya. Burada adamları kesip doğruyorlar herhalde lan. Yalnız burada of. Oh. İşte bu. İşte bu beyler. İzleyin görün. Lan. Şşt. Böyle sokak ortasında var ya, kızlara laf atanlara gelip geçireceksin de. Of. Neyse, benim kız arkadaşım bunu izlerse izlemez de. Sonu kötü olabilir. O yüzden ben bu kadını öldüreyim. Sonra bana görürse mörürse neden o kadına baktın demesin sonra. Tamam mı? Öldürdüm yani. Yani ben biliyorum sizin ne yaptığınızı da. Evet, her neyse. Sonra anlatacağım onu. Şimdi anlamadınız ama neyse. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Bir dahaki sefere gireceğim o hesapla, merak etmeyin. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.